İyi günler sayın seyirciler. Bir Yaşamdan Portrelerle yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda çok güzel, çok alımlı, çok mütevazi bir konuğumuz bizlerle. Oyuncu ve yazar Sayın Nilüfer Açıkalın bizlerle. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ olun. Ben de memnun oldum. Sizi tanıyarak başlayalım. Şunu biliyorum, Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünü bitirmişsiniz. Evet. Ama hani çocukluk yıllarınızdan biraz başlamak istiyorum izin verirseniz. Yani sizi buna iten faktör ne oldu? Yani tiyatrocu olmayı daha küçük yaşlarda mı kafanıza koymuştunuz? Yoksa bu karar aşaması nasıl oldu? Konservatuvar dönemi nasıldı? Biraz bahseder misiniz? Aslında çok çok bebeklikten itibaren böyle bir oyun oynama merakım vardı ve oyunu sunma merakım vardı. Ve okulla ilk okul yıllarımda hep sahnede bir şekilde sahnede var olarak bir şeyler ezberleyip okuyarak çeşitli şiir yarışmaları, çeşitli kompozisyon yarışmaları, işte müsamereler, şunlar bunlar derken liseye kadar böyle bir sahneyle haşır neşir oldum. Evet. Aynı zamanda spor da yapıyordum. Ne yapıyorsunuz? Ritmik jimnastik, voleybol evet, gibi sporlarla da okulda tanıştım. Evet. Çok ben hayatımda ne olduysa iyi aileme, anneme ve babama ve iyi eğitmenlerime borçluyum. Beni doğru yönlendirmelerine borçluyum. Evet. Sonra lise yıllarında yine aynı şekilde devam etti. Sonrasında bir tiyatro sınavlarına girmek istedim. Ama sonra pek fazla ailede onaylanmadı bu düşünce. Genelde öyle olabiliyor bazen, evet. Ama işte yapımda da böyle yine kendilerinin, yine aileden gelen, onların öğrettiği bir karşı koyma, bir anarşist olma, her şeyi farklı yönleriyle düşünme becerisini geliştirmemi sağladılar. O yüzden ben de bu düşüncelere karşı çıkarak konservatuvar sınavlarına gizli gizli hazırlandım. Evet. Bu arada İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji bölümüne girmiştim. Ön lisansı bitirdim orada. Ha, bitti. Öyle evet. Mi? Evet, güzel. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına girdim ve kazandım. Tiyatro okumaya başladığım yıl sinema filmlerinde de rol aldım. Çünkü öyle şanslar, kısmetler öyle herkese denk düştü. Herkese nasip olmaz o değil mi? Daha konservatuvarda okurken bir yandan evet, gerçekten değişik oldu benim açımdan. Beklemediğim bir durum oldu. Hı-hı. Ada filminde Türkan Şoray'ın kızı rolüne seçildim. Hı-hı. Sonrasında Zengin Mutfağı'nda Şener Şen'le beraber oynadım. Başar oyuncularla oynuyorsunuz değil mi? Daha o yaşta yani. O da büyük bir şans. Yani evet. Kariyerimde 36 tane şu an itibariyle film var. Evet. Çok teşekkür ederim. O filmlerde hep çok kıymetli oyuncularla, yönetmenlerle, ekiplerle çalışma fırsatı buldum. Bu konservatuara girdiğim yıl itibariyle filmlerde rol almaya başlamamın benim için şöyle bir avantajı oldu. Hem okullu hem alaylı bir oyuncu olarak yer aldım. Bu da tabii o eğitimi, o terbiyeyi bir yandan alaylısınız, ekibin içerisine giriyorsunuz. Orada pratik yapıyorsunuz. Bir yandan konservatuara gelip akademik bir eğitim alıyorsunuz. Ve 18-19 yaşlarında bu ikisini harmanlayarak yol almak büyük bir şanstı, büyük bir avantaj oldu benim hayatımda. Peki artık biyolojiyle bağlantınızı kestiniz herhalde konservatuar başlayınca beraber değil mi? Evet, kestim. Hiç o mesleği yapmayı düşünmediniz herhalde. Hiç. Zaten zooloji laboratuvarı falan beni bayağı bir uzaklaştırmıştı durumdan. Evet. Ve ayrıca o ön lisansı bitirebileceğim bir okul olduğu için oraya girdiğime çok sevinmiştim. Çünkü esas amacım konservatuvar okumaktı, tiyatro okumaktı. Ama bu süreci de işte aileyi memnun etmek onlar için memnun olmuştur ama bir yandan, değil mi? Okumak gerekiyordu. Öyle yaptım ben de. Evet. Peki kitaplarınız tabii çok önemli. 9 tane öykü kitabınız olduğunu değil mi? Evet, 9 tane. Bir tane de romanınız var. Son kitabımda bir roman oldu. Peki küçük yaşlarda bunun bir eğilimi var mıydı? Bunun alametleri var mıydı? Evet, aslında tabii ki yazarlığım oyunculuğumdan çok daha eskiye ve çok daha ileridir benim için. Çünkü ben tek çocuktum. Kardeşim çok sonra doğdu benden. Ben 10 yaşındayken kardeşim doğdu. O zamanı hep yani çok erken okumaya başladım. Hı-hı. Okul öncesinde okumaya ve yazmaya başladım. Ve sürekli kağıtlarla paylaştığım bir dünyam oldu. Hı-hı. Ve okuyarak
bir hayat kurmuştum kendime. Okumak üzerine kurduğum bir hayattı. Benim zamanımda arkadaşlar arasında kitap hediye ederdik birbirimize. Ya şu en an, önemli evet, şey buydu. Çok önemli değil mi? Çok evet. Çok önemliydi. Evet. Yani bir doğum günü olurdu. Herkesten kitap gelirdi veya evet. Herkese kitap götürürdünüz. O zamandan çok güzel ve çok kıymetli bir kütüphanem oldu. Tabii ailemin yönlendirmesiyle de işte çeşitli yayınları takip etme imkanım oldu. Bu mesleğinize çok büyük katkı sağlamıştır. Hem yazarlık anlamında hem de oyunculuk anlamında. Kesinlikle. Çünkü olmazsa olmaz. Kesinlikle. Yani okumak öyle değil mi? Bu ikisi birbirlerini evet. Çok beslediler. Sonra konservatuara girdikten sonra okuma alanlarım değişti. O da büyük bir ufuk açtı önümde. Tiyatro yazarlarını tanıdım. Başka bir eğitim sisteminin içerisinde yine okuyarak ve ezberleyerek ve bir karakterle özdeşleşerek oynamaya başladım. Okumalarım biraz profili genişledi okumalarımın. Büyük faydası oldu yazarlığıma, oyunculuğuma, yazarlığımın. Tabii. Ama aynı zamanda bütün bunları yapabilmeniz için iyi bir gözlemci olmanız gerekiyor. Bu da zaten sizde olmasa bunu yapamazdınız. Galiba gözlemci olmak evet benim yapımda olan bir şey. Tabii bu o kadar da hani övünülerek anlatılacak bir şey değil. Aynı zamanda çok acı bir şey. Yani bu kadar gözlemci olduğunuz zaman her şeyi gözlemliyorsunuz. Duyarlılık anlamında. Duyarlılık anlamında söylüyorum. Evet. İstanbul'da yaşayan bir insan olarak her şeye karşı algılarınızın açık olması, hiçbir şeyden gözlerinizi kaçıramıyor oluşunuz ve yaşamın o kadar da güzel bir yer olmadığını her an, her adımda fark ediyor olmanız, insanların duygu durumları, acıları, problemleri, bütün bunlarla etkilenmeyi beraberinde getiriyor herhalde. Öyle ister mi? İstemez tabii. Bundan kaçmak mümkün olmuyor. Aslında bu iyi bir alamet. Yani etkilenmemek çok güzel gelmiyor bana. Etkilenen bir insan olmanız, bu zaten sizin hani böyle duyarlı olmanız. Ama aynı zamanda insani boyutunuza dikkat çekiyor ve bu değerli kılıyor bence. Değerli yani etkilenmemeyi tercih evet. Eder miydiniz? Etmezdim. Zaten evet. insanın yapısında olan bir şey bu. Çok fazla değişemiyor insan. Çocukluğumdan beri böyleydim ben. Evet. Şimdi de böyleyim. Ama bu insani tabii çok özelliklerle yetiştirildiğiniz anlamına geliyor bu da zaten. Evet sağ olsunlar kesinlikle. Belli ki ailede herhalde evet, değil mi? Kesinlikle. Evet kesinlikle öyle bir yanları var. Bu güzel var. Bir şey bence. Tabii tabii ben hiç şikayet etmiyorum. Ama bu her zaman güllük gülistanlık bir durum değil elbette. Aynı zamanda acı yanları da ağır basan bir durum. Bunun tabii ki yine hem yazarlığıma hem oyunculuğuma etkisinin farkındayım. Evet. Ama bunları işte bu yaşta bu zaman fark ediyorsunuz. Daha gençken, daha küçükken, ilk gençlik yıllarınızda falan bunu fark edemeyebiliyorsunuz. O zaman biraz daha etkileniyorsunuz belki durumlardan. Benim açımdan öyle gelişti. Bir de kendinizi daha çok öykücü değil mi olarak tanımlıyorsunuz? Yani romandan çok öykü mü ağır basıyor? Evet, öykücüyüm. Biraz açar mısınız bize? Evet. Ben öykü yazarak başladım. Kısa öyküler yazdığımın bilincine vardım. Birçok kısa öykü yazmış olduğum halde kısa öykülerimin herhangi bir yere ulaşması, kitap olarak basılması, yazar olarak anılmak gibi bir derdim kaygıyla yapmadınız yoktu. Bunu. Hiçbir evet. zaman olmadı. Evet. Zaten yaptığım hiçbir işte böyle bir kaygı, evet. böyle bir kaygı müzikte yok. Müzikte de böyle, sonra konuşacağız müzikte ama de evet. de yok, oyunculukta da yok, evet. yazarlıkta da yok. Ben sadece içimden gelen bir dürtüyle bir şeyi yazmak istiyorum. Hı-hı. Bir şarkıyı söylemek veya yazmak veya bestelemek istiyorum. Veya bir rolü oynarken yine içimden geldiği gibi bir gözlemden yola çıkarak bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Bunun kendi kaderini, kendi kaderine bırakmak lazım ortaya çıkan eseri. Bu da başarıyı bence beraberinde getiriyordur. Çünkü düşünsenize sadece insanlar beğensin diye ya da sadece bir yere ulaşsın diye yapıldığında biraz daha mekanik olabilir. Ama diğerinde o mekanik faktörler işin içine girmiyor. İşinizden geldiği gibi doğal, etkilenmeden belki o tip şeylerden daha özgür başınız daha belki ufkunuz geniş, evet. hiçbir baskı olmaksızın. Özgür olabiliyorsunuz. Değil mi? Özgür olarak. Yani umurumda değildi evet. benim hiçbir zaman. Bu sizin için her şeyden önce bir avantaj. Çok mücadele ettim aslında. Ben her zaman yazarlığımın oyunculuğumdan daha eski olduğunu, daha ileri olduğunu savundum. Bunu içimde hissediyorum. Çünkü yazarlık çok bireysel bir şey.
kağıt kalemle baş başasınız ve özgür olduğunuz bir alandasınız. Ancak tabii bunu ulaştırmak, bunu okuyucuyla buluşturmak vesaire, bu yaşadığımız dönem itibariyle, yaşadığımız toprak itibariyle her zaman çok mümkün olamayabiliyor. Doğru söylediniz, evet. Bir de oyunculuk görsel bir şey. Televizyonda bir yerde rol aldığınızda, tutan bir dizide oynadığınızda veya önemli bir filmde rol aldığınızda insanların hafızasına kazınabiliyorsunuz. Bu da sizin yerinizi çok sabitleyen bir şey. Oysa yazarlığım bana göre oyunculuğumdan daha kıymetli, hı hı, açıkçası, evet, evet, yani güzel, ama tabii, evet, ki oyunculuğumu çok önemsiyorum. O, hı, benim mesleğim, canımla, hı, kanımla yapıyorum oyunculuğu. Hı hı. Gerçekten çok büyük emek sarf ediyorum. Kamera için de uygun bir ifadem ve fizyonomik yapım olduğunu farkındayım. Hı hı. Bunun yanı sıra kağıt kalem üzerinde derdimi doğru anlatabiliyorum. Şiddeti mizahla harmanlayan karanlık hikayeler yazıyorum. Yeraltı öyküleri bunlar. Yine de işte mücadele etmem gerekti. Öykücü olduğum nihayet, evet, bu kadın iyi bir öykücüdür noktasında, hı hı, algılanmaya başladıktan sonraki ilk kitabımdan itibaren durum zaten böyleydi. Neden roman yazmıyorsun diye sorular gelmeye, hı hı, başladı. Ben de herhalde göçmenlikten gelen böyle bir inat durumu var. Şeye karşı çıktım. Evet. Bunu söyleyenler çünkü, evet, okur, normal okur değil. Yani edebiyat insanları, eleştirmenler, şunlar bunlar. Çok iyi öykülerin var, roman da yazmalısın. Yani sanki öykünün romana bir geçiş için basamak olduğu, hı, düşüncesine karşı koymak istedi. Anladım. Deli gönlüm. Hayır, öykü bambaşka bir disiplin. Yani, evet, roman başka bir disiplin, öykünün kendine göre başka bir disiplini var. O yüzden... Yani determinist bir bakış açısına gerek yok yani diyorsunuz orada. Gerek, evet, yok, evet, yani öykü sanki, evet, küçümsemek, hı, gibi bir şey. Hani, hı, öykü yazdın, şimdi bir de roman yaz falan. Hı. O yüzden öykülerime daha bir dört kolla sarıldım. Ancak bu öykülerden bir tanesi kendiliğinden roman olmak istedi. Yani benim yine yönetimim dışında. Evet, yani insanların sizi bu alana itmesiyle değil de yine kendiliğinden oluştu yine. Kendiliğinden, aynı noktadayız herhalde, oluştu, değil mi? Evet. Öykü kendisi istedi. Evet. Çünkü Filme Figan diye bir öyküm vardı. Ve sadece yani son dört öykü dosyamda hiç yer bulamadı kendisine. Editörlerim, ki çok sevdiğim arkadaşlarım, çok güvendiğim arkadaşlarım, ya bu öykü roman olsun dediler. Ona da direndim. Fakat, hı, aklımın bir köşesinde filizlenmeye başladı. Çünkü Karanlıkta Çok Güzelim, romanım, ismi Karanlıkta Çok, evet, Güzelim. Eskaza film işinin içine düşmüş bir kızın hikayesi. Şimdi karakter yanlışlıkla hiç ummadığı bir anda film camiasının içine düşüp film sektöründe ekipten bir eleman olarak hayatının bir döneminde var olan bir kızın hikayesini anlatıyorum. Benim hayat tecrübemle o kadar örtüşen bir durumu vardı, evet, ki. Evet, evet. Çok malzeme de var içinde. Çok dolayısıyla roman vardı. Çıkar, rahat rahat bir roman değil mi? İster istemez, evet, yazmaya başladım, evet, Filme Figan'ı. Yaklaşık 3,5-4 sene kadar uğraştım. Hı hı, o açıdan benim için çok çok değişikti. Çünkü öykü öyle değil. Öyküyü yazarım, hı-hı, bir kenara bırakırım, demlenir. Sonra öyküyü alırım, tekrar yazarım vesaire, üzerinde düşünürüm. Yüzlerce kere okurum. Son noktasını koyarım. Artık o öykü bitmiştir, eminimdir. Kendi yoluna gitmeye, hı-hı, hazırdır öykü. Roman öyle bir şey değil. Romanı yazıyorsunuz, okuyorsunuz, tekrar okuyorsunuz, tekrar farklı bir yazma süreci var romanın. Tabii. O açıdan zorlayıcıydı, biraz değişik oldu ama romanımı çok sevdim. Ha, evet, güzel. Romanımı sonuç olarak çok sevdim. Evet. Ama bu demek değil ki hani romanımı çok sevdim, yine, hı, ben roman yazacağım. O anlama da gelmiyor. Gelmiyor. O çünkü gelirse yine kendisi size kendisi, evet, bir sinyal verir diye evet, umut ediyorum. Evet, evet, doğru. Ama tabii bu da yine sizin için bir avantaj. Yani meslektaşlarınız, tiyatro açısından baktığımda meslektaşlarınız arasında sizin konumunuzda olan çok az kişi vardır herhalde. Hatta var mı bilmiyorum, oyuncular arasında bu derece böyle yazarlık yönü de ağır basan, yani birebir ağır basan, aynı derecede belki daha fazla ağır basan. Ferhan Şensoy ustamız. İşte yani en değer kişiler olabilir. Çok kıymetli buluyorum hem yazdıklarını, evet, hem zaten yok değil mutlaka ama hani şimdi büyük bir çoğunluk var oyuncu, evet, evet, camiasında düşünüldüğünde. Galiba.
Bu sizi bir adım öne, hatta birkaç adım öne ister istemez çıkartıyor bence. Estağfurullah, bilemiyorum ama beni kendi ruh dünyam içerisinde birkaç adım ilerlettiğini biliyorum. Evet. Yani genel ortam arası içinde bilemiyorum nasıl değerlendirildiğimi, nasıl konumlandırıldığımı pek de önemsemiyorum. Çünkü iyi ve doğru olup iyi niyetle hareket edip insanlara karşı kötücül olmayan niyetlerle yaklaştığınız zaman zaten gerisini fazla düşünmeye gerek kalmıyor. Ve çok klasik bir sorudur ya, sanat sanat için midir, sanat halk için midir? sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş güzel söylemiş demektir. Değil mi? Doğru, evet. Sanat tabii ki sanat için midir, sanat halk için midir? Bu soruyu ne kadar çok uzun uzun düşündüğümü bilemezsiniz. Öyle mi? Ben şu an içimden geldiği için sordum. Daha önce sormayı düşünmemiştim ama. Ama hiç bu soruyu düşünmeye de gerek yok. Bu soru üzerine konuşmaya da gerek yok. Evet. Bitmez diyorsunuz o şeyi. Hem bitmez hem de bu mesela ben yazabildiğim için her zaman şükretmişimdir. Ne güzel. Eğer bir işim iyi sonuç vermişse, kamerada bana verilen rolü hakkıyla canlandırabilmişsem bunun için de şükretmişimdir. Güzel. Çok güzel yaklaşımınız. Bunları bir teşekkür sunabileceğim bir hediye olarak görmek zaten benim için sanatı çok farklı bir noktada kuruyor. Güzel yaklaşımınız. Kuruyor. Evet, olumlu. Yani benim güzel. Zaten içimi parçalayarak, canımı yakarak veya içimden kahkahalarla koparak ulaşıp da sizin işte izleyen herhangi birinin gülümseten veya gözünü dolduran, gerçekten ne demek istediğimi hissettiren bir şey konusunda kimin için olduğunun bir önemi yok. Evet. O biraz afaki bir durum. Doğru, katılıyorum. Peki resme de ilginiz var ve yeteneğiniz var galiba, değil mi? Yok, resme yok yeteneğim mu? Yok. Öyle ama mi? Renkleri mesela seviyorum. Hmm. İşte bir ara böyle kolajlar yapmıştım. Bunu dedim galiba. Evet, o yüzden. Kolajlar yapmıştım. O da tabii bir başka bir başka öykünün hazırlık aşaması olarak geliştirdiğim bir terapi yöntemiydi kendi kendime aslında. Evet. Onu da sonradan fark ettim. Hatta böyle kağıtları parçalayıp yırtıp sprey boyalarla onları çeşitli konseptlerde birleştirmeye çalışırken bunları neden yaptığımı kendi kendime soruyordum. Çünkü esas amacım bu değildi. Ama sonra kendilerini, o çalışma biçimi kendisini farklı bir şekilde, başka bir yaratıda var etti. Ondan da mutlu bir basamakmış oldum. Yani. Bir basamakmış. Evet. 32 tane film, 36 dediniz galiba. Evet, değil mi? 36. Siz, an itibariyle. Yoksa. Yani oynadığınız filmler arasında sizi en çok etkileyen karakteri sorsam çok klişe mi olur bilmiyorum ama. Vallahi beni oynamadıklarım daha çok etkiliyor. Ya oynayacaklarım daha çok etkiliyor. Evet. Şimdi geriye dönüp onları pek fazla şu iyiydi şu kötüydü diye değil. Bitirip geçiyorsunuz. Evet, herhalde. Evet. Bitirmekte fayda var tabii. Evet, ya akıl sağlığı için öylesi daha anlamlı, da daha evet, olumlu. Tabii. Peki bu kadar farklı alanlarda ve hepsinde de iyi olmak. Yani bunu nasıl becerebiliyorsunuz? Canım, ama olsun, bir gerçek bu. Yani şey değil, ittifak değil. Teşekkür ederim, sağ olun. Zamanımı iyi yönetiyorsunuz. Bunu daha önce de program öncesinde de size sordum. Zamanı zannediyorum iyi yönetiyorsunuz. Her şeye birden yetişebilmek. Çünkü sonuçta mesleğiniz de zaman açısından öyle değil mi? Çok zaman alan bir meslek. Yani oyunculuk olsun. Aslında zamanı, evet zamanı seviyorum. Hı-hı. Zamanla hiçbir zaman bir derdim olmadı. Hatta onunla böyle bir tuhaf bir ilişkim de var zamanla. Hiçbir zaman şikayetçi de olmadım. Geçmesi gereken zaman kendince geçiyor. Bazen tembellik ederek geçiyor, bazen yoğun çalışarak geçiyor. Önemli olan bir hedef belirlemek. Bu çok yani, önemli tabii. Örneğin bir hafta sonra şu öyküyü bir kez daha okumuş olmalıyım. Böyle gerekli düzeltmeleri yapmış olmalıyım diye kafaya koyup da onu başarabildiğim zaman kendime karşı iyi hissediyorum. Hı-hı. Kendime saygı duyuyorum o zaman. Yani o belirlediğim hedeflerde netim. Ama çok da fazla kendimi de zorlamıyorum. Aslında, aşırı bir disiplin, aşırı bir programcılık şeklinde. Aşırı değil ama disiplinse disiplin. Evet. Azimse azim. Evet. Başka türlü bunlar ortaya çıkmazdı Başka zaten. Başka türlü mümkün tabii, değil. Tabii. Bunu da çok sıkıştırarak falan yapmıyorum. Bazen çok fazla okumaya kaptırdığım oluyor. Bazen çok fazla yazmaya kaptırdığım oluyor.
Nihayetinde kamera karşısında çalışırsanız, eğer sinema filminde rol alıyorsam, bu çok bir ay, 1,5 ay en fazla, ya da hazırlık süreciyle birlikte 3-5 ay gibi bir zaman, geriye çok sağlam bir zaman kalıyor. Evet, onu da bu şekilde çok iyi değerlendirebiliyorsunuz. Evet. Bir de şeye çok meraklı değilim. Kendiyle uğraşmaya meraklı bir insan değilim. Yani yine bu da Allah'a şükrettiğim noktalardan bir tanesi. İşte pek fazla aynalarla işim olmaz. İşte saçımdı, başımdı, yok kuaförüm, yok bilmem ne kostümüm, alışverişim, oyumuyum. Doğal olarak bu kadar güzel olunca isterdi. Doğal olarak ihtiyacınız kalmıyordur şimdi onunla alakalı bu konuda, değil mi? Saçlarım, temizlik benim ne için güzel, evet. Çok önemli. Tabii. Onun dışında işte çok fazla işte makyajla şununla bununla, evet, normal hayatımda uğraşmıyorum. Evet. Pek de fazla önemsemiyorum açıkçası. Yine dediğim gibi, çünkü ihtiyacınız yok onunla alakalı bir konu vardır, herhalde. Muhakkak vardır gündelik halimde belki, evet, ama önemli değil o da. Hı-hı. Yani ben çünkü halkın arasından bir insanım ve halkın arası, bir halkım ben, halkım. Halkın içerisindeyim, hı-hı, ve göz gözeyim ve omuz omuzayım. O nedenle benim için önemli olan doğru düşünce biçimi, mantıklı, hı-hı, doğru varoluş biçimi. Bu yönünüz, evet, çok dikkat çekici bence ve size çok değerli kılıyor. Yani çünkü gerçekten mütevaziliğiniz hemen girdiğiniz ortamda hissettiriyor kendisini, hemen belli oluyor. Bunu sadece ben söylemiyorum, ben de bunu fark ettim ama zaten bunu okurlarınız, izleyicileriniz de çok ifade etmişler. Gerçekten öyle diyorlar, evet, güzel, yani bir şey, çok güzel bir özellik. Bu sizi gerçekten insanı insan yapan, insanı değerli kılan, diğerlerinden belki daha birkaç adım öne geçiren bir özellik. Başka türlü olmayı bilmiyorum, uğraşamam becermek için. Hı-hı. Yani olmayın da zaten. Olunmaz olmayın herhalde da, ama evet, bir rol icabı canlandırmak gerekirse ne yapmam gerektiğini iyi biliyorum. O konuda onun örnekleri çok, çünkü onu gözlemişsiniz. Feci örnekler var. Evet, 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 onları yazdım da. Öyle onları, evet, karanlıkta çok güzelimde de var o eritilemeler, örnekler. Hı-hı. Ama ne yapacağımı iyi biliyorum. Evet, ama evet, o çok çok zor ve yorucu bir durum. Doğru söylüyorsunuz. Güzel olan, kolay olan, değil mi? İnsanın kolay olan, yaratılışına kolay uygun olan bu aslında. Evet, evet, evet. Kolay olan kolayca uyum sağlamak. Hı hı. Katılıyorum ve tebrik ediyorum bu konuda size. Teşekkür ederim. Gerçekten. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Siz de çünkü bunu hak ediyorsunuz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çekmeceler filmine değinmek, evet, istiyorum. Orada çünkü toplumsal bir yara olan kadına şiddete değinmişsiniz galiba. Hı-hı. Orada değil mi? Evet. Öyle bir karakteri canlandırıyorsunuz. Evet. Bize biraz açar mısınız? Çekmeceler filmi Mehmet Binay ve Caner Alper'in Zenne filminden sonra çektikleri ikinci film. Çok özel bir senaryosu olan, çok özel bir çekim süreciyle gerçekleştirdiğimiz bir film. Bir çocuğun genç kızlık ve kadınlık süresi boyunca maruz kaldığı duygusal ve fiziksel şiddetin hayatını nasıl başkalaştırdığıyla ilintili. Ben burada Ayşe adında bir üvey anne karakterini canlandırıyorum. Bu karakter şu açıdan çok önemli buluyorum. Genel geçer bir algı var. Annelik, kutsal annelik formu içerisinde değerlendiriliyor. Halbuki bu gerçek olmayabilir. Kutsal anneler ve kutsal olmayan anneler. Kesinlikle. Bütün bunlar söz konusu. Katil, cani, değil mi? Zalim anneler de var dünya üzerinde. Muhakkak. Veya yanlış yönlendiren veya çocuğu malı gibi gören veya çocuğu elinin tersiyle itebileceği bir şeymiş gibi gören anneler var. Ve bunun yanı sıra genel geçer algının tam tersi üvey anneler de var. Tabii, muhakkak. Çünkü doğurmakla anne olunmuyor. Tabii ki, tabii. Anne olmak gerçekten içinde hissetmekle, tabii, ve emek vermekle gerçekleşebilen, doğru, bir şey. Evet. Gerçek insan sevgisiyle olabilecek bir şey. Yoksa ne bileyim işte kocayı elde tutmak için yapılmış bir çocuk sonrasında çok büyük acılarla karşılaşabiliyor sevgisizlik nedeniyle. Kesinlikle. Veya çeşitli sebeplerle gerçekten anne olmaya doğru zamanda, doğru insanla, doğru yetiştirebileceğine inanarak karar vermek gerekiyor. Benim oynadığım karakter annesinden çok daha doğru bir davranış biçimiyle çocuğu kollayan, korumaya gayret eden bir üvey anne. Tam ters köşe bir karakter yani. Evet. O yüzden çok sevdiğim bir karakter. Ama ben de babanın şiddetine maruz kaldığım için tabii ne derece koruyabiliyorum. O da düşünülür. Ama niyet olarak öyle bir üvey anne.
Çekmeceler filmi şimdi Almanya'da Nürnberg'te en iyi filme en iyi kadın oyuncu ödülleriyle döndük. Öyle. Şimdi yine festivallerde gösterilecek. Çok zevkliydi Mehmet Binay ve Caner Alper'le çalışmak. Çok eğlenceliydi. Aynı zamanda çok yorucuydu ama ben yorulmayı çok severim. Özellikle film, sinema filmlerinde. Yani verdiği toplumsal mesaj da burada çok önemli tabii. Evet. Özellikle. Evet. Çünkü gerçekten şimdi yeri gelmişken bundan da birkaç cümle bahsetmeden geçmeyelim. Hani her geçen gün kadına şiddetin daha da arttığını görüyoruz. Her ne kadar bir takım önlemler alındığı söylense de. Televizyonu açıyoruz, gazeteleri açıyoruz. Sürekli bir yenisini, öyle değil mi? Yani bir olaya herkes toplum olarak üzülürken, bunun rahatsızlığını hissederken daha onun şey acısı bitmeden bir yenisi. Özgecan olayları, bir başka birçok şey, isimsiz birçok bilmediğimiz tabii. Dolayısıyla bu konu aslında böyle çok daha ciddi mücadele edilmesi gereken, daha sorumluluk bilinciyle devletin, sivil toplum kuruluşlarının, herkesin el birliğiyle mutlaka çok bu konuda çabalar olduğu açık ama daha köklü tedbirler alınması gerektiren bir durum. Ben bunu yaptım. Hukuk programında da hukukçularla da ele aldım. Gündeme getirdim. Önemli zaten sık sık gündeme gelmesi gerekiyor ama konuşmakla kalmaması gerekiyor. Tabii, sözlerin tabii. bir yere ulaşması gerekiyor. Bir gerçekten çözüm bulmak önemli. Konuşmaya herkes konuşabilir zaten. Bu nihayet bu dönem itibariyle birazcık su yüzüne çıkıp konuşulmaya başlanan bir konu halini aldı. Oysa üçüncü sayfalar ben kendimi bildim bileli bu tip haberlerle çok doluydu. Çok doğru söylüyorsunuz. Belki şimdi algıda seçicilik oluştu değil mi? Su yüzüne çıktığı andan itibaren farklı bir boyut kazandı. Bizim gördüğümüz haberler çoğunlukla işte karısını öldürdü. Şöyle yaptı, böyle yaptı. O oldu, bu oldu, bitti gitti. Kadını gömdükten sonra biz bu haberleri alırdık. Ama zaman içerisinde bu şiddetin boyutlarının farkına vardık. Ve daha da önemlisi şiddetin paylaşılması, şiddet gören kişinin şiddet gördüğünü paylaşması gerektiğinin utanmaması bilinci belki ya da, değil mi? Ortaya yerleşti. Evet. Çünkü eski terbiye, eski kültür insanlara biraz hani kol kırılır yen içinde kalır mantığını aşılayan bir kültür. Oysa ki yok öyle bir şey yok. Kol kırılıp yen içinde kalınca o yen içinde çürüyor o kol. Sonra kaybediyorsunuz o kolu. Böyle olmaması gerekiyor. Şimdi bu kadınlar arası dayanışma, bunun farkındalığının daha belirgin hale gelmesi yavaş yavaş şeyi de tetikledi. Yani şiddet gören bir kadın artık bunu içinde saklayacağına en yakın arkadaşıyla, ailesinden biriyle paylaşma ihtiyacı hissediyor. Doğru. Yani eskiden hissederdi ama yapamazdı çünkü buna utanılacak bir şey olarak görülürdü. Halbuki şiddet gören değil, şiddeti gösteren utanmalı. Utanması gerekiyor tabii ki. Tabii. Bu bilincin yerleştirilmesi gerekiyor. Evet tabii, ama şiddet gösteren aksi gibi utanmaktan ziyade hakkıymışçasına bu davranış biçimini sürdürüyordu gözlemlediğim kadarıyla. Ama artık durum değişti. Yani bütün bunlar çok acı ama bütün bunların olması bir şekilde kadınların artık şiddet görmenin normal bir şey olmadığını iyice anlamalarına ve birbirlerine destek çıkmaları gerektiğine ortaya çıkardı. Nifer Hanım, herhalde bir sorun daha var bununla ilişkili olarak. Yani tabii ki şiddet çok önemli bir boyutu olayın ayrı ama nitekim ben geçenlerde bir psikolog arkadaşımla konuşurken kendisi ifade etti. Ekonomik seviyesi yüksek, kültür seviyesi de aynı şekilde yüksek olan kesimden de çok fazla mesela kendisine bu yönde terapi için gelenler, işte başvuranlar, tedavi için gelen kişiler olduğunu çok ifade etti. Ve bunlar kendilerini açıklamakta daha da zorlanıyorlar dedi. Tabii. Şey olarak tabii ki belli bir kültür seviyesinde olunca. Maalesef. Bahsettiğim boyut, bununla ilintili olduğunu söylemek istediğim asıl boyut şu. Kadına verilen değerin bence artırılması gerekiyor. Yani kadına bakış açısının değişmesi gerekiyor. Kadının kahkahasına, kadının telefonuna, hamile kadının yolda yürümesine karışan, müdahale eden, bunu ayıplayan bir zihniyet var olduğu sürece şiddet zaten bunun hani olmazsa olmazı olur. Ama zaten düşünsenize sizin varlığınıza hep kadın böyle erkekler tarafından yönlendirilmiş. Onlar karar verecek nasıl giyineceğimize. Onlar karar verecek gülecek miyiz, susacak mıyız? Her şeyimize öyle değil mi? Onların yönlendirmesiyle her şeyde, onların izniyle, onlardan olur alarak hareket eden bir varlık değil kadın. Bunun anlaşılması belki. Kadına verilen değerin, kadına bakış açısının gerçekten ciddi anlamda değiştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Kesinlikle. Bunu da değiştirecek olanlar yine kadınlar.
Yine anneler, yine ablalar, yine kardeşler ve arkadaşlar. Bunu sizin gibi, benim gibi düşünen kadınlar değiştirecek ve başkalaştıracaklar. Çünkü ister istemez kadını süstürürseniz kadınınla beraber çocuğunu da susturmuş olacaksınız. Tabii. Ve bu onları yönetmeyi daha kolay hale getirecek. O asıl yüzden, istedikleri bu zaten. Asıl Bunun için yapılıyor bu zaten. Asıl istenen bu. Evet. Ama aslında hiç öyle değil yani. Kadınlar bir şekilde zaten susmazlar. Hı-hı. Zaten o çocuğu kendi yöntemleriyle Hı-hı. yetiştirirler. Ve gün olur devran döner. Bu nedenle hiç de ben sadece gülüyorum, gülmeye çalışıyorum. Olup bitenlere, kadınların bu şekilde hani baskılanarak asır altı edilebilecek varlıklar gibi algılanmasına veya kapatılmalarına bir şekilde bir dönem, bir öğreneceğimiz bir şeyler var herhalde bu dönemden ki hepimiz çok iyi öğreniyoruz. Hepimiz artık çok tetikteyiz. Hepimiz artık neler olup bittiğinin bilincindeyiz aslında. Neye güvenip neye güvenmeyeceğimizin bilincindeyiz. Bunlar da geçecek, bu dönem de geçecek. Şimdi tabii siz tepkinizi bir oyuncu olarak belki işte Çekmeceler filminde bu şekilde bunu güzel bir şekilde yansıtabilmişsiniz, tepkinizi gösterebilmişsiniz. Biz de sivil toplum kuruluşları olarak işte ne yapıyoruz? Şimdi kadına bu bakış açısı genelde araç olarak din ve gelenekler üzerinden, yani bunlar araç kılınarak, din ve gelenekler araç kılınarak da empoze edilmeye çalışılıyor. Biz de bu konuya, yani bu bakış açısına kökten bir şekilde mücadele ederek, yani bunların yanlışlığını ortaya koyarak tepkimizi göstermeye çalışıyoruz. Sadece tepki göstermek değil, bu tabii bu bakış açısını yıkmak toplumda. Elimizden geleni bu konuda yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yani dinimizde de böyle bir şeyin olmadığını biz inceleyen biliyoruz, insanlar olarak evet. kesin olarak biliyoruz. Hurafe dininden bahsetmiyorum, bağnazlık dininden bahsetmiyorum. Orada olabilir. Biz onu zaten benimsemiyoruz. Bizim toplumumuz, Türk toplumu da bunu benimseyecek bir toplum değil aslında. Tabii. Mesela Atatürk'ün de vesilesiyle, konu başka bir yere geldi ama Atatürk'ün de vesilesiyle. Güzel bir yere. Bizim ülkemizde bağnazlık değil mi yerleşmemiş. Mesela bir Orta Doğu ülkelerine benzememişiz. Benzemeyeceğiz de. Ve benzemeyeceğiz de. Evet. Çünkü toplum olarak bunu kabul etmiyoruz. Öyle tabii, değil mi? Ruhumuzda bir şey var. Ruhumuz kaldırmıyor. Evet, kaldırmıyor. Bu çok çok önemli. Evet. Ama bunun yine de iyi anlatılması gerektiğini düşündüğümüz için bağnazlıkla mücadele ederek bunu temelinden sarsıp yıkmayı düşünüyoruz. Ve bunda da kendimizce başarılı olduğumuz kanaatindeyiz. Çünkü kadın bir medeniyetin olmazsa olmaz göstergesi. Yani eğer bir toplumun medeni olup medeniyet göstergesini ölçmek isterseniz önce orada kadının durumuna, kadına olan bakış açısına, kadının kendine özgüvenine, yaşantısına bunlara bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden ilk ve öncelikli konu kadın. Kesinlikle. Değil mi? Çok çok hak veriyorum evet. size. Yani okunan kitapların tek boyutlu olarak okunuyor olması büyük bir hata. Çünkü çok katmanlı bir kitap var elimizde. Çok kıymetli bir kitap. Çok evet, katmanlı tabii, bir kitap. Tabii, çok doğru. Bu kitabı eğer yazıldığı dönemin diliyle okursanız eğer bambaşka bir şey algılayabilirsiniz. Ama bu kitabı 2015 yılında bu dünya düzeni içerisinden bir bakış açısıyla okursanız yine çok şeyler fark edersiniz. Tabii. Ben bu konuda çok ince okumalar yapan bir insanım. Çok güzel. Kırık dökük bir sufi olmaya gayret eden bir insanım. Evet, hayatım zaten bu tasavvuf felsefesiyle alakalı okumalar yaparak geçmiş ruhumu o şekilde beslemiş bir yanım var. Fakat buna rağmen din meselesinin nasıl olup da karşımıza bu şekilde sunulduğuna aklım ve mantığım bir türlü anlam veremiyor. Yani kendi kafamda bir yere oturtamıyorum. Çünkü çok belli. Yani biz laiklik ilkesi doğrultusunda din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması konusunu halletmişken birdenbire din bizim karşımıza bir faktör olarak, siyasi bir faktör olarak çıkması dine yapılan büyük bir saygısızlık olarak görüyorum. Çünkü bize öğretilen şey hani inanç insanın kendi kalbindedir ve inanç görünümle
değerlendirilecek bir şey değildir. Davranışla veya hissedişle de değerlendirilecek bir şeydir. Bize bu öğretildi. Fakat şimdi bu inanç görünüşle sabitlenen bir şeymişçesine sunulmaya çalışılıyor. Bunu da aklım almıyor ve çok yadırgıyorum. Çünkü ayıptır yani, yine bu aile geleneğinden gelen bir şeyden yola çıkıyorum, fikirden yola çıkıyorum. Ayıptır inancını da böyle ulu orta sergilemek, hani paranı malını mülkünü sergilemek gibi. Hani bu şeyler gerçekten gizli olmalıdır, bu inanç, itikat meseleleri, taat meseleleri. Bunlar da hep bir hazine gibi saklanmalıdır bu. Özellikle laiklik vurgunuza çok katılıyorum ve bunun Kur'an'da da şu an bahsettiğimiz kitap Kur'an, zaten sizin de çok güzel Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorsunuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de laikliği tam olarak güvence altına almış. Ben hatta iki tane ayet söyleyeyim. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dinde baskı ve zorlama yoktur. Mesela birinci ayet bu. Tabii. Bir diğer ayette senin dinin sana, benim dinim bana. Bakın, insanları tamamen yaşam tarzlarıyla, inançlarıyla, her şeyle özgür bırakmış. Saygı duymak zorunda. Kimse bizim gibi olmak zorunda değil. Elbette. Herkesin varlığını olduğu gibi kabul edip ona saygı duymamız gerekiyor. Ve bu şey değil, tahammül değil. Saygı. Saygı, elbette. Arada fark var çünkü, siz tabii, de biliyorsunuz. Tabii. Arada büyük bir fark var. Ben ona tahammül edeceğim. Hayır, tahammül etmeyeceğim. Tahammülle ne alakası var? O da benim kadar birinci sınıf vatandaş. Bir süre sonra zaten kızmaya başlarsın, sinir olmaya başlarsın. Tabii. Paylaşmak ve her dinin kendine özel, çok özgü güzellikleri var. Kesinlikle. Yani ben Ermeni arkadaşımla, Rum arkadaşımla oturup muhabbet ettiğim zaman öyle enteresan bilgilerden yola çıkıp tüme varıyoruz ki. Hem ortak paydalar var. Tabii, hem de farklılıklardan da çok şey öğreniyor insan. Ortak payda da birleşiyor. Evet, çünkü kesinlikle. Mesele insan meselesi. İnsanın doğru ve düzgün bir şekilde, hakkaniyetli bir şekilde yeryüzünde var olma sürecini tanımlayan değerli eserler bunlar, değerli kesinlikle. Kitaplar bunlar. Tabii ki, çok doğru. Bunları zaten o kitaplar da bahsettiğiniz, Tevrat olsun, İncil olsun. Evet. Onlar da sonuçta muharef olabilir, tarif edilmiş olabilir ama içinde özünden bir şeyler saklıyor. Var yani, yine onları bulabiliyorsunuz. Tabii. Orada Kur'an'la, hatta Adnan Bey'in bunlarla ilgili iki çalışması var. Birincisi Tevrat ve Kur'an'ın ortak noktalarını ele aldığı bir kitap. Diğerinde de İncil'le ikisinin ortak noktalarını. Bayağı ortak ayetler ve oradaki sözlerde çok belirgin bir şekilde paralel olan bölümler var. Çok ciddi şekilde. Bu da bize zaten onların da aslında başlangıçta zaten hak olduğu, içinde kutsal değerler taşıdığını ifade ediyor. O anlama geliyor zaten. Dolayısıyla katılıyorum söylediklerinize. Şimdi bir ara verip isterseniz bir klibinizi dinleyelim. Sonra söyleşimizle devam edelim. Çok teşekkür ederim. Neyi izleyelim? Siz seçin. Reçel. Şahane olur. Evet, Reçel. Ben de dün akşam bayağı bir defalarca dinledim Reçel'i. Reçel şahane. O zaman şu an Reçel'i dinliyoruz hep beraber. Sakladım
Evet, biraz müzik çalışmalarınızdan, albümlerinizden bahsedelim Nilüfer Hanım. Gerçi bir tane parçanızı dinledik, klibinizi izledik ama nasıl oldu müzikle ilginiz, nasıl oldu tanışıklığınız, bu ilginiz nasıl fark ettiniz? Hiç hesapta yokken öyle mi? müzik hayatıma girdi. Yani hayatım hep müzikle geçti. Çok iyi müzikler, kulağımı seçer, dinlerim. İşte bütün ilk gençliğim, çocukluğum, üniversite yıllarım boyunca çok çok iyi müzikler bulup dinledim. Sonrasında Gökhan Dabak, 2000 yılında benim Gökhan Dabak 20 senelik arkadaşım. 2000 yılında Reçel isimli bir albüm yaptı. Bu Reçel isimli albümün şimdi izlediğiniz Reçel evet. isimli şarkısı bizim o dönem arkadaşlarımızın arasında bayağı bir kült halini aldı. Yani Gökhan Dabak mizahçı, çeşitli mizah dergilerinde Deli Cevat adlı bir karakteri çizen çok önemli bir mizahçı, kara evet. mizah yapar. Ve onun ayrıca böyle bir yanı da var, beste yapıp şarkı söylemek gibi bir yanı da var. Onun şarkıları Gökhan sahne önünde olmak istemedi. Ve şarkıları bestelemek, yazmak istedi. Sahne arkasında olmak istedi. Ve ben de konservatuvar eğitimim dolayısıyla şarkı söyleyebildiğim için benden reçeli söylememi istedi. Sonra biz stüdyoya girdik. Ben reçeli söyledim. Ardından benim sözlerini yazdığım şarkıyı Gökhan besteledi ve söyledik. Derken biz beraberce yine tesadüfi bir şekilde biz aynı binada alt üst katlarda oturuyorduk o sıra, o dönem. Ve biz Gökhan'la şarkılar söylemeye ve yazmaya ve bestelemeye başladık. Zevk alarak bunu yapıyorduk. Zevk alarak bunu evet. yapıyorduk. Evet. Çoğunluğu Gökhan'ın yazdığı şarkı sözleri ve besteleri. Ben de bunları söylemekten büyük keyif alıyordum. Yani şu baştaki konuya geliyoruz o zaman, yine aynı şey değil mi? Yani aynı şey. Kendiniz için yine yaptınız. Kendim için, yani bir, Gökhan için. Evet, evet. Onun çünkü çok kıymetli bir yeteneği var bu konuda. Evet. Yani ben sonradan onun yaptıklarına bir katkıda bulunmak maksadıyla müziğine, bestesine, sözüne yardım ettim Hı-hı. bazı şarkılarda. Ama Gökhan gerçekten bu konuda çok yetenekli ve çok özel şarkılar yazabilen bir arkadaşım. Hı-hı. Ve eğer bunları sunması gerekiyorsa ve iki asosyal insan olarak biz birbirimizi arkadaş olarak seçip de bulduysak ve bir şeyler üretip yaratabiliyorsak bunları sunma görevini de ben üstlendim. Ve bundan çok büyük keyif aldım açıkçası. Biz 6 sene boyunca Gökhan'la şarkılar yazdık, besteledik. 6 sene? 40 evet. tane şarkımız oldu. Evet, bravo. Sonrasında bu şarkıları birazcık demlendirmeye bıraktık. Yine aradan 1-2 sene geçtikten sonra bu şarkıların seyirciye ulaşması gerektiği düşüncesine kapıldım. Ve Ütopya, aynı kitaplarda olduğu gibi, öykülerde olduğu gibi. Gökhan ve Ütopya Müzik'ten Ayhan Orhuntaş bu şarkıları Ütopya Müzik aracılığıyla sunmak istedi. Ben de çok mutlu oldum ve ilk albümümüz Başka Şarkılar Ütopya Müzik'ten çıktı. 9 şarkımız Gökhan'la o dönem yaptığımız hücum kayıtlardan oluşan çok enteresan bir albüm oldu. Hmm. Derken biz stüdyoda provalar yapmaya başladık ve ben bu şarkıları sahnede canlı olarak söylemek istedim. Yine kendi seyircisini bulmaları ve onları mutlu etmeleri inancıyla. Hmm. Bu şarkılar Ayhan Orhuntaş, işte basta Levent Ceren, davulda Fırat Özyavuz olmak üzere sahneye çıktık ve şarkıları söyledim. Tiyatrodan geldiğim için sahnede şarkıları bir oyunmuşçasına söylüyor olmak beni şarkıcıyım psikolojisinden kurtardı. Hmm. Çünkü ben şarkıcılığa kıymet veriyorum, bunu önemsiyorum ve evet. öyle ben şarkıcıyım diye ortaya atılabilecek bir şeyim de yok, ruh halim de yok, hmm. dünyam da yok. Evet. Ama bu şarkıları sahnede bir oyuncu kimliğimle sunacak olmak beni çok rahatlattı, çok mutlu etti derken sahnede enteresan bir enerji ortaya çıktı. Ayhan Orhuntaş bu ikinci albümü, ikinci 9 şarkıyı canlı çalımlarla, sahnede çaldığımız şekliyle yayınlamayı önerdi. Bunun çok mutlu oldum. Stüdyoda canlı olarak çaldık. Rock altyapılar, funk çalımlar ve punk mantaliteyle yapılmış bir albüm oldu ikinci Başka Şarkılar. Şimdi önümüzdeki yıl inşallah
Üçüncüsü öyle olacak. Öyle mi? Gelecek evet, yani devamı. Çünkü 40 inşallah. Tane şarkımız evet. var. Yavaş evet. yavaş evet, onları güzel, tabii. sırasıyla sunmak istiyoruz. Bu arada konserler de var tabii değil mi? Biraz onlardan da bize bahsedin. Konserlerimiz evet, evet Beyoğlu'nda Mask diye bir mekanda. Hı-hı. Çok şahane, çok sevdiğim, enerjisi çok güzel, canlı müzik yapılan bir mekanda seyirciyle buluşturuyoruz zaman zaman. Hı-hı. Ve yine başka başka mekanlarda ve şehir dışında başka başka yerlerde de sunacağız. Seyirciye ulaştıracağız bu şarkıları. Evet. Şimdi naif bir insan olarak ben sizi görüyorum. Nezaketli, naif, alçak gönüllü, kibar bir insansınız gerçekten. Teşekkür ederim. Evet. Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? Yani bunlar sadece benden duymamışsınızdır mutlaka. Söylerler. Evet. 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 Narin olduğum kadar küstah da olabilirim. Ama başarır mıyım bilmiyorum. Yani şimdi Cortazar'ın dediği gibi her şey zıttıyla mümkün. Hı-hı. Hayatta her şey için bu geçerli. Eğer iyisek mutlaka kötüyüzdür de. Eğer güzelsek mutlaka çirkinizdir de. Ben zıttı kavramlar arasındaki kardeşliği çok sorgularım, çok merak ederim. Yani bu böyle ama nasıl böyle? Acaba bunun diğer yanı nasıl? Bu gündüzün gecesi nasıl? Bu gecenin gündüzü nasıl diye sormadan edemem hiçbir zaman. Dolayısıyla ben de içimde o güzelliği de çirkinliği de, zenginliği de o yoksulluğu da taşıyan ve kendiyle beraber sürükleyen bir insanım. Mümkün olduğunca halletmeye gayret ediyorum. Daha doğru bir varoluş sergileyebilmek için. Olumlusunuz da herhalde değil mi? Pozitif mi? Eskiden çok fazla olumluydum. Gerek yok yani. Hani Pollyanna demiyorsunuz. Ateşe atmışlar da en azından üşümüyorum demiş falan diye bir espri vardır. O tam bana göreydi. Şimdi de olumlu olmaya çalışıyorum. Gerçekçiyim. Olumsuzlukları yani çok daha ilk gençlik yıllarımda olumsuzlukları gözden görmezden gelme eğilimim vardı. Çok saçma bir şekilde. Ama büyüyüp de olgunlaşınca olumsuzlukları katı haliyle görüp onları dönüştürme veya çözüm bulma gibi bir derdim oldu. Güzel bu da tabii. İşte insan zaten zaman içerisinde kendisini gittikçe geliştiriyor. Bu da öyle evet. olmuş aynı şekilde değil mi? Ama öyle başlamanız da güzel yani. Negatif başlamamışsınız sonuçta. Pozitiften yok, negatif başlamadım. Evet, negatif evet. başlamadım. Canım yanmadı değil. Negatif mutlaka. Başlasaydım belki biraz daha korunaklı olabilirdim. Hı-hı. Ama pozitif başlayınca biraz korunaksız olabiliyorsunuz. Mesela ben hazır cevap da değildim eskiden. Sonra ama gelişti mi? Sonra biraz nasıl biraz gelişir, kendimi hazır cevap olmak nasıl gelişir? Bir kendiliğinden oluyor aslında. Mücadele ederken insanların bakış açıları da değişebiliyor hayatla. Evet. Sizi koydukları yer de değişebiliyor aslında. Evet. Sadece narin güzel bir kız çocuğu olarak var olmak biraz negatif enerjileri fazlasıyla kendine çekebilen bir durum yaratabiliyor. Ama aynı zamanda naif ama aynı zamanda şiddet ve mizah öyküleri yazabilen bir insan olmak evet. bakış açısını da biraz farklılaştırıyor. Evet, eminim. Mutlaka öyle olmuştur yani. Evet. Oldu benim tabii, için tabii, öyle olmuştur. Oldu. Tabii. Peki Türk sinemasının çok en güzel kadınlarından birisiniz. Bunu hemen ifade etmek ya öyle öyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu sizin için avantaj mı dezavantaj mı oldu? Güzellik meselesi mi? Evet. Ya bundan şikayet etmek olmaz zaten. Olmaz. Onu kastetmiyorum. Yani, bir bakış açısı olarak güzel insanlara daha olumsuz yaklaşımlar olabilir. İşte çekememezlik olabilir. Önünü kesmek olabilir. Bu tip şeylerle karşılaştınız mı? Her türlüsüyle karşılaştım. Ne yazık ki yani bu doğru bir şey değil. Bunlar tabii. olabilir tabii, olabiliyor. Anlayışla karşılamak lazım. Mesela ben çok doğru durmaya çalışırım. Bazı kavramlar vardır kafamda. O kavramlara göre hareket etmeye çalışırım. Çok arkadaş canlısıyımdır. Neyse. Hep mesela bütün kadınlar kardeştir derdim eskiden. Böyle bir söylem üzerinden hareket ederdim. Kadınların birbirlerini desteklemeleri konusunda çok heyecanlıydım. Çok toparlayıcı olmak isterdim. Ama daha genç, daha ilk yani işte 20'li yaşlarda bu o kadar da kolay olmayabiliyor. Komik algılanabiliyorsunuz ya da.
gerçekçi bulunmaya. Dışlanmaya daha uygun olabiliyorsunuz. Hı. Herhangi bir normal görünümle alakalı. Sonra ben görünümle ilişkimi kestim. Hı. Ve mesela şöyle bir şey yaptım. Çok enteresan. Birkaç sene hep aynı kıyafetle gezdim. Bir tane askeri pantolonum, askeri bir ceketim vardı. Akşam ne düşünerek yaptınız? Neye tepki olarak yaptınız? Bu tamamen, bu bence büyük bir isyandı. Çünkü şuna tepki olarak yaptım. Kadınların sadece süslenip süsleyip püsleyerek görsel bir malzeme olarak sunulmasına, görülmesine, alınıp satılabilir bir şeyle bezenmesine karşı bir duruştu. Ve daha doğrusu bir de tabii dış görünüş yargılanmaya çok müsait bir şey. Eğer beni dış görünüşümle, üzerime giydiğim şeyle, markasıyla, onunla bununla yargılayacaklarsa, o halde ben de tek tip bir şey giyerim. Bunu yaptırmam. Kendime bunu yaptırmam. Çünkü ben bir insanım, benim bir kalbim, bir aklım var ve bununla var olma çabasındayım. Çünkü diğeri çok kolay aslına bakarsanız. Tabii. Ama kolay olan güzel değil, güzel olan zor, zor olanı yapmak. Ama sizin aslında buna ihtiyacınız yok. Çünkü o kadar çok yani yetenekli olduğunuz alanda kendinizi göstermişsiniz ki. Ama o zaman kendimi göstermem pek mümkün olmuyordu. Anladım. Pek kolay da olmuyordu. O zaman sadece... Bir mücadelenin sonucunda oldu. Evet, yani madem güzelsin işte güzelliğinle var ol dercesine bir yaklaşık. Yaklaşımda olabiliyordu ki vardı da. O zaman geceden yıkayıp gündüzden giymek üzere birkaç sene hep aynı kostümle gezdim. Çok rahat. Çok kolaylık olmuştur eminim de. Büyük kolaylık. Acayip zamandan kazanıyorsunuz. Ne giyeceğim derdi yok falan. Ayın altına boya kapı falan. Hiç öyle kadın kadın şeyler yok. Bayağı kararlı davranmışsınız. Kesinlikle. Birkaç sene diyorsunuz çünkü az birkaç değil. Sene. Evet. Hiç az değil. Gerçekten hiç az değil. Bir de o şeydi yani böyle... Az kış giyebileceğim bir şeydi. O da yakışmıştır eminim size. İyi de iyi yeşil meşil gözlerine de gitti falan tabii ki. Kendimi içinde iyi hissediyordum. Evet. Sıfır makyaj, sıfır saç, sıfır yani sıfır saç derken saç tabii, her tabii. zaman saç. Çünkü o da hani uğraşmayı sevmediğim için bir saç uzunluğu durumu var. Ve hani herhangi bir filmde karakter gereği dönüştürmek icap ederse diye tuttuğum bir saç var. Yoksa hani çok severek uzun saça bayılıyorum gibi bir durumum da yok aslında. Evet. Yani diyeceğim böyle tepkiler geliştirdim. Ve sonra yani herkes size güzel diyebilir ama bu insanı kendini öyle algılaması için yeterli bir sebep değil. Yani sizin aynada da her zaman gördüğünüz şey diğerlerinin size baktığı zaman gördüğü şeyle aynı olmayabilir. Tabii, hele zaman zaman hiç aynı olmayabilir. Zaman zaman çok daha büyük olabilir yani. Abartabilirsiniz anladınız mı? Abartabiliyor insan. Evet. Bazen de hiç o yüzden aynalarla pek fazla uğraşmamak gerekiyor. Doğru, güzel yaklaşımınız. Ben son olarak programımızın sonuna geldik çünkü size bunu genelde her konuğuma soruyorum çünkü önemli olduğunu düşündüğüm için soruyorum. Şu an yani toplumumuzda çok belirgin bir kamplaşma ve ayrışma sürecinin yaşandığını görüyorum toplumsal anlamda. Bunu sosyal medyada da görüyoruz, sokağa çıktığınızda da görüyorsunuz. Herhangi bir konuşma platformunda insanların bir arada oldukları bir ortamda da görebiliyorsunuz. Hani başta söyledik ya, olduğu gibi kabul etmek, ona saygı duymak değil de benim gibi olacaksın. Ya benim gibi olacaksın ya da yok olacaksın tarzında bir yaklaşım. Bu ideolojide olabiliyor, ideolojik bakış açısı bir mensup olduğu partiyle olabiliyor, mezhebiyle olabiliyor, dini bakış açısıyla olabiliyor. İşte her açıdan bu birçok açıdan düşünülebilir. Nitekim bu topraklarda gerçekten ayrışma unsuru olarak bunlar kullanılmış, siz de biliyorsunuz. Tabii. İşte Türk-Kürt kardeşliği zedelenmek istenmiş, Alevi-Sünni çatışması yaratılmak istenmiş. Sağ sol zaten 80'li yıllarda çok can yakmış. Dolayısıyla yani buna müsait bir zemin de var. Bu ayrışma ve kamplaşmaya karşı insani duyguları çok güçlü bir insansınız. Sevgi açık bir insansınız. Ne gibi mesajlar vermek istersiniz? İnsan sevmek çok önemli. İnsan sevmek. Bu görünüşüyle ilgilenmeden sadece kardeşçe sarılıp kavrayarak düşünsel anlamda insan sevmek çok önemli. Ben bu ayrıştırma politikalarının
bunların hepsinin politika olduğunu biliyorum. Bunu herkes de biliyor. Bunun gelip geçici bir süreç olduğuna inanıyorum. Çünkü biz bu topraklarda barış içinde, kardeşçe yaşamak isteyen ve yaşamış olan, asırlarca yaşamış olan ve yine yaşamak isteyen insanlarız. Evet. Ama politika denilen bir kavram var, siyasetçiler üzerinden yürüyen ve onların her birinin kendine özgü söylemleri var. Şimdi o söylemleri biz halk olarak dinliyoruz. Sonra biz halk olarak birbirimize dönüp bakıyoruz ve birbirimizi kucaklıyoruz. Böylesine çok sağlam bir gerçek var. Elle tutulan bu yani. Evet. Bizi ne kadar mayamız bu diyorsunuz. Mayamız bu. Evet. Yani biz dinliyoruz. İşte o politikacı. Evet bu da böyle söyledi. Bu da böyle falan filan. Sonra bir şey var. Bir süzgeç var aklımızda. Doğal bir süzgeç var. Evet, doğru. O doğal süzgeçten geçirdikten sonra komşumuzla selamlaşıyoruz. Bakkalımızdan alışverişimizi yapıyoruz. Arkadaşımızı görüyoruz yolda. Sarılıyoruz. Ve biz bunu yaptığımızda onun ne olduğu değil, sadece bize ne hissettirdiği tanışıklığımız, hissiyatımız önemli. Onunla olması gereken yaptığımız de bu aslında, duygusal alışverişte. Bunun ötesinde her şey yalan. Çok doğru. Çok teşekkür ediyorum Nilüfer Hanım katıldığınız için. Çok güzel, akıcı bir sohbet oldu. İnşallah öyle. Çok teşekkür ederim. Sayenizde. Estağfurullah, olur mu? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Programı kapatmadan önce de bir yine klibinizi anons edelim. Lepa Lepa. Lepa Lepa. Harika Cepkin'le beraber oynadığımız. Tamam, hep beraber Lepa Lepa'yı izliyoruz çok o zaman. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tatlım bir tane duyuyor musun beni sen ya? Ben kararsız bir tebessüm, ellerim uzanırken sana titrek bir mum ışığı gibi üflenir. Söndürülmekten korkarım. Eyvah, lapa 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 kar yağmazsa. Eyvah, lapa 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 yağan kar tutmazsa. Eyvah, yüksek bir tepe bulamazsak. Eyvah.
Yaşamdan Portreleri'nin daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın diyorum.